Bu dersimizde metalik katılardan bahsetmek istiyorum. Ekranda bir metalik katı örneği görüyorsunuz. Parlak bir yapıda olduğunu görebiliyorsunuz, değil mi? Belki bir tür alüminyum ya da gümüş olabilir. Ne dersiniz? Ama aslında bu ekranda gördüğünüz sodyum. Hani o klorla bağ kurup sodyum klorür oluşturan sodyum var ya, işte o. Sodyum klorür'ü görmüştük. İyonik katı sınıfına giriyordu. Ama sodyum metalik bağlarla kendi kendine de bağ kurabilir. Şimdi ekranda gördüğünüz maddeyi de muhtemelen gümüş sanıyorsunuz. Ama bu aslında kalsiyum. Kalsiyum deyince aklınıza beyaz toz gibi bir madde geldiğine eminim. Ama o aklınıza gelenler kalsiyumla oluşan bileşikler. Örneğin kalsiyum oksit. Oysa bu ekranda gördüğünüz saf kalsiyum. Bu kapta olmasının sebebi de Oksijene karşı son derece reaktif olması. O yüzden de bu kabın içinde oksijen değil, bir tür inert veya atıl gaz var. Kalsiyum metalik bağlarla kendi kendine bağlandığında da buna benzer bir görüntü oluşturuyor. Yani parlak metalik bir görüntüsü oluyor. Peki sizce bu ekrandaki nedir? Bu genelde metallerle ilişkilendirdiğimiz bir şey. Altın. Yine görüyorsunuz parlak. Peki o halde metalleri ya da metalik katıları böylesine parlak yapan şey ne? Bunu anlamak için periyodik tabloya bakalım. Periyodik tablonun çoğu aslında metal türlerinden oluşuyor. Kırmızı kısım yani hidrojen hariç birinci grup elementlerine bakarsak bunlar alkali metaller. Sonra ikinci grupta toprak alkali metaller var. Sonra geçiş metalleri, diğer metaller, yarı metaller var. Aslında metal olmayanlar sadece bu yeşil ve mavi kısımlar. Metallerden saf bir örneklem olduğunu düşünürsek bu metaller nasıl katı oluşturur? Genel fikir şu. Örneğin alkali metallere bakalım. Hepsinin bir değerlik elektronu var. Daha kararlı bir dış kabuğa ulaşmak için bir değerlik elektron vermek onlar için kolay. Zaten tam da bu sebeple bu kırmızı arkadaşlar iyonik bağ kuruyorlar. İyonize oluyorlar. Ama elimizde bunların saf birer örneklemi olursa bunların her biri bir elektron denizine bir tane elektron verebilir. Alkali ve toprak alkali metallerin iki değerlik elektronu var. Yani bunlar da iyonize olabilir. Ya da kalsiyumdaki gibi saf bir örneklem varsa bunlar bir elektron denizine iki tane elektron verebilir. Geçiş metallerinin de benzer şekilde elektron verme özellikleri var. Bu sebeple metalik katıları bir elektron denizinde katyonlar barındıran bir yapı gibi düşünebiliriz. Katyonlarımız bu şekilde artı yüklüler. Elektronlar da şunlar olsun. Bu elektronlar nereden geldi diyebilirsiniz. Şu alkali metallere bakarsanız bu atomların her biri bu elektron denizine bir elektron vermiş olabilir. Çünkü bu değerlik elektronunu pek de istemiyorlardı zaten. Toprak alkali metallerde ise verilen elektron sayısı 2. Evet. Elektron derizindeki katyonları gördük. Peki, bu metallerin özellikleri hakkında neler söyleyebiliriz? Örneğin bu yapı elektriği ya da ısıyı iyi iletir mi? Telleri düşünürsek teller metalden yapılır, değil mi? Tellerin de elektriği iyi ilettiğini herkes bilir. Neden? İşte bu elektronlar sayesinde. Buraya bir gerilim uygularsanız elektronlar hareket etmeye başlar ve elektrik iletirler. Bu elektronlar termal enerji ya da ısı iletiminde de iyidirler. Metalik katıların parlak yapılarından söz etmiştik. Peki bunları bükmeksizce ne kadar kolaydır? İyonik katılardan sert ama kırılgan diye bahsetmiştik. Yani iyonik katıların yapısını yerinden oynatınca, kıpırdatınca kırılabiliyorlardı. Burada da aynı şey olur mu dersiniz? Diyelim ki şu aşağıdan ve sağ üstten çok güçlü bir şekilde ittiriyorum. Sizce burası kırılır mı yoksa şekli mi değişir? Yani bükülür mü? Saf bir metalik katıdan söz ediyorsak aslında kolaylıkla şeklinin değiştirilebileceğini söyleyebiliriz. Örneğin bu üst kısmı alıp sola doğru ittirdim. Sorun değil. Çünkü o elektron denizin içinde hala katyonların var. Metalik katılarda bu bahsettiğim durum genellikle geçerlidir. İyonik katılar gibi kırılgan değildirler. Sadece şekilleri değişir, işlenebilirler. Hatta öyle ki keşke biraz daha sert bir yapıları olsa diye şikayet ettiğimiz bazı durumlar bile olabilir. Ayrıca bu bahsettiğim özellik sebebiyle metalik katılara başka elementler eklemek mümkün. Örneğin saf demirin şekli değiştirilebilir. Yani demir işlenebilir. Ama demiri daha güçlü hale getirmek isterseniz aralara karbon atomları serpiştirebilirsiniz. Şöyle karbon atomları koyalım. Evet. Karbon atomları elektron denizini biraz bozmuş olur ve bu sayede demir artık eskisi gibi kolay işlenemez. Yani şekli o kadar da kolay değiştirilemez. Evet. Bu videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Metallerle ve metalik bağlarla ilgili öğrendiklerimize ek bilgiler vermiş oldum. Sanıyorum artık periyodik tabloda aşina olduğumuz çoğu elementin neden saf katı haldeyken belli başlı bazı özellikler taşıdığını daha iyi anladınız.